Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf 2. üniteden devam ediyoruz. Türk tarihinde yolculuk bir devlet doğuyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi. Evet Osmanlı Devleti'nin kurucuları Oğuzların Günhan koluna mensup olan Kayı Boyu'dur. Kayı Boyu'nun Anadolu'ya hangi dönemde geldiği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi tarihçilere göre Kayı boyu 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra, kimi tarihçilere göre ise 13. yüzyılda Moğol istilası sırasında Anadolu'ya gelmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti Moğol saldırılarıyla zor durumda kalınca Ertuğrul Gazi'den yardım istedi. Sultan Alaaddin Keykubat Kayı boyunun başında bulunan Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı kışlak olarak Söğüt'ü, yazlak olarak da Domaniçi vermiştir. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra yerine oğlu Osman Gazi geçti. Yaşadıkları bölge Marmara kıyısı yakınlarında ve Bizans sınırında yer almaktaydı. Haritada görebilirsiniz arkadaşlar oğulları. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda yenilmesi Devletin bölgedeki otoritesini sarsmış ve bundan dolayı birçok Türk beyliği bağımsızlığını ilan etmişti. Osman Gazi de 1299'da bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Evet, Osmanlı Beyliği'nin bu kadar kısa sürede güçlenmesinin sebeplerine bakalım. Coğrafi konumun genişlemeye uygun olması merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmesi. Bizans'ın ve Balkanların karışıklık içinde olması ki Bizans eski gücünde değildi. Yetenekli padişahların iş başına gelmesi, adaletli bir yönetim uygulanması, batı yönünde ilerleme. Osmanlı Beyliği'ne baktığımızda batı yönünde seferler yaptığını görmekteyiz. Evet, gaza anlayışı ile hareket edilerek diğer beyliklerin aralarındaki mücadeleye katılmayıp onların desteğini almıştır. Bizanslarla mücadele etmiştir. E Bizanslarla mücadele edince diğer beylikler de Osmanlı beyliğine desteklerini esirgememişlerdir. Planlı bir iskan politikası uygulanmıştır. Yani fethedilen yerlere Türkleri yerleştirmişlerdir. Sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusun ve askeri gücün artması Türkmenlerin ve ahilerin desteğini alması Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede güçlenmesine neden olmuştur. Az önce söyledim. İskan politikası çok önemli Osmanlı Devleti'nde. Fethettiği yerlere Türkmenleri yerleştirmişlerdir. Böylelikle hem orada tarımı, hayvancılığı geliştirmişlerdir. Akabinde bunlardan tabii ki vergi toplamışlardır. Evet, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi 1299-1453'tür. Osman Bey dönemi Söğüt'te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bilecik'i alınca burayı başkent yaptı. Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı'nı kazandı 1302 yılında ilk Osmanlı parası bastırıldı. Orhan Bey dönemi Bursa'yı fethederek başkent yaptı. Bizans'ı Maltepe Savaşı'nda yendi, İznik ve İzmit'i aldı, Karesi oğulları beyliğini aldı. Böylelikle Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu. Kale, Çimpe Kalesi'ni almıştır. Böylelikle Rumeli'ye ilk defa geçiş sağlandı. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. İlk kez divan teşkilatı kuruldu. İznik'te ilk medreseyi açmıştır. Evet, 1. Murat dönemi Edirne'yi 1363 yılında alarak başkent yaptı. Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırp Sırpsındığı Savaşı'nı kazanmıştır. Germiyan oğullarından Çeyiz yoluyla Kütahya'yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini almıştır. 1. Kosova Savaşı'nda Haçlılar yendi ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi. İlk defa sultan unvanını kullanmıştır. İlk defa tımar sistemi uygulandı. Değiştirme sistemini ve Yeniçeri ocağını kurdu. Tımar sistemine ilerleyen konularda ve değiştirme sistemine yine ilerleyen konularda değineceğiz. Evet, birinci Bayezid dönemi İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. İstanbul'u kurtarmak için gelen Haçlıları Nibolu Savaşı'nda yenmiştir. Anadolu'da Osmanlı siyasi birliğini sağladı. İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı'nı kaybetti ve esir düştü. Bu neye neden oldu? Osmanlı Devleti'nde Fetret dönemi yani duraklama devri başlamış oldu. Oğulları arasında 11 yıl süren bir taht kavgası yaşandı. Bu taht kavgasından Mehmet Çelebi galip çıkmıştır. 1413 yılında devletin ikinci kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasındaki taht mücadelesinden başarıyla çıktı. Fethet devrine son vererek devletli de düzeni sağlamıştır. Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir. Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklerle yapıldı. Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı'nı bastırmıştır. Kaybedilen toprakları bir kısmını da geri almıştır. İkinci Murat'tan devam edecek olursak İstanbul'u kuşattı fakat alamadı. Anadolu'da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne-Seged'in anlaşmasını imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. Gelecekte göreceksiniz Fatih Sultan Mehmet oğludur. Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti. 1444 yılında Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. 1448'de 2. Kosova Savaşı'nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi de artık kalmadı. Evet şimdi Osmanlı toplum yapısına bakacağız. Yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi yönetenler Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye. Seyfiye yönetim ve askeriye. Yönetimde ve askeriye de yer alan kesimdir. Tımarlı sipahiler, kapıkula askerleri ve deniz askerleri seyfiye üyelerinden bazılarıdır. İlmiye bakacak olursak din, adalet ve eğitim öğretim medreselerde eğitim almış alimler sınıfıdır. Şeyhülislam, kadı ve medrese öğrencileri ilmiye üyelerinden bazılarıdır. Kalemiye bürokrasi. Devlet dairesinde çalışan memurların genel adıdır. Tarihçiler ve Osmanlı idaresine dair eser yazanlar kalemiye üyelerinden bazılarıdır. Yönetilenlere bakacak olursak dini açıdan Müslüman ve gayrimüslim. Müslüman Osmanlı Devleti'nin ana unsurudur. Gayrimüslim Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan unsurlardır. Yaşayış biçimi açısından bakacak olursa köylüler halkın büyük bir kısmı köylerde yaşardı. Şehirliler nüfusun az bir kısmı şehirlerde yaşar. Göçebeler hayvancılıkla uğraşır. Şehirlerin et, süt, tereyağı gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. Mesleki açıdan baktığımızda tüccarlar üretim için gerekli olan malzemeleri temin ederler. Esnaflar ham maddelerden hem üretim yapar hem de bu ürünleri satarlar. Bilgi notuna bakalım. Osmanlı Devleti'nde halk dini açıdan Müslüman ve gayrimüslim olarak iki gruba ayrılır. Müslüman halk Osmanlı Devleti'nin ana unsurudur. Gayrimüslim halk ise Müslüman olmayan gruptur. Bu grup devlete cizye adı verilen vergi ödemiştir. Osmanlı ordusuna bakacak olursak kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri donanma. Kara kuvvetleri kapı askerleri, eyalet askerleri, yardımcı kuvvetler. Kapı askerleri iki ayıracak olursak kapı kulu piyadeleri ve kapı süvarileri. Acemi ocağı, yeniçeriler, cebeciler, topçu ocağı, kapı kulu süvarileri, sipahiler ve silahlarlar. Eyalet askerleri, yayalar ve müsellemler tımarlı sipahiler, azaplar, akıncılar, yardımcı kuvvetler bağlı beyliklerden veya devletlerin gönderdiği kuvvetlerdir. Evet. Kapıkulu askerleri. Kapıkulu ocağı devşirme yoluyla alınan çocukların acemi ocağında özel eğitimden geçirilmeleri sonucu meydana gelen askeri birliktir. Devşirme yoluyla alınan gençler saray veya askeri birliklerde görev almaktaydı buralarda gösterdikleri başarıya göre yükselmekteydiler. Kapıkulu ocakları oluşturulduktan sonra bu ocaklara sürekli kaynak olmak üzere devşirme usulü getirildi. Böylece Kapıkulu ocakları hem askeri birliğin hem de yönetim mekanizmasının önemli bir kolu olan sistemin kaynağı durumuna gelmiştir. Kapıkulu askerleri İstanbul'da ya da İstanbul'a yakın yakın şehirlerde otururlar. Görevleri karşılığında devletten 3 ayda bir maaş ulüfe alırlardı. Piyade parantez için yaya, süvari atlı olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Evet kapıkulu piyadeleri Acemi Ocağı, Kapıkulu Ocağı'na asker yetiştirmek için kurulan Acemi Ocağı ilk olarak Gelibolu'da açıldı. Devşirme yoluyla toplanan Hristiyan çocuklar Türk ailelerinin yanına verilir. Burada Türk ve İslam terbiyesi gördükten sonra yeteneklerine göre diğer ocaklara gönderilirdi. Yeniçeri ocağı, Yeniçeriler savaşta ordunun merkezinde bulunur ve padişahı korurlardı. Yeniçeri askerleri ocağın en büyük komutadı Yeniçeri ağasıydı. Savaş olmadığı zaman divan muhafızlığı yapardı. İstanbul'da güvenliği sağlar sınır boylarındaki kalelerde koruyucu olarak kalırlardı. Yeniçerilere 3 ayda bir ulüfe denilen maaş verilirdi. Yeniçeriler her an savaşa hazır olmak zorundaydı. Bu nedenle odan elinden kışlalarında kalırlar ve sürekli eğitim görürlerdi. Yeniçeriler askerlikten başka bir işte uğraşamaz ve emekli olmadan da evlenemezlerdi. Cebeci Ocağı, Yeniçerilerin silahlarının yapım, onarım ve korumasıyla görevlidir. Topçu Ocağı, top dökmek ve bunun için gerekli malzemeleri hazırlamakla görevliydi. Savaşlarda ve kale kuşatmalarında bu topları kullanırlardı. Komutanlarına Topçubaşı denilirdi. Top Arabacıları Ocağı Top arabalarını iman eden bir ocaktı. Topların savaş alanlarına götürülmesi de bu ocağın göreviydi. Lağımcı Ocağı Kuşatma sırasında tüneller açarak kale duvarlarını çökertmekte görevli sınıftır. Humbaracı Ocağı Humbara adı verilen el bombaları ve havan toplarını hazırlayan sınıftır. Eyalet Askerleri Kapıkulu süvarileri bu ordu birinci murat zamanında sipahi ve silahlar adıyla iki bölük olarak kurulmuştur. Daha sonra bu iki bölüğe sağ ve sol ulüfeciler ile sağ ve sol garipler adı verilen dört bölük daha eklenmiştir. Sipahi ve silahlarlar savaş sırasında padişahın çadırını, ulüfeciler saltana sancaklarını, garipler ise ordunun ağır silahlarını, topları ile askeri araç gereçlerini ve hazineyi korurlardı. Ayrıca Taşra'da, eyalet ve sancaklarda görevlendirilerek yönetici yardımcısı olurlardı. Bilgi notuna bakalım. Kapıkulu askerleri her padişah değişiminde gülüs bahşişi almışlardır. Evet, eyalet askerleri Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmını eyalet askerleri oluşturmaktaydı. Yay ve müsellemler Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Piyade ve süvari birliklerden oluşturulmuştur. Tımarlı sipahiler dirlik sahiplerinin beslemek zorunda oldukları atlı askerlerden oluşan kuvvetti. Dirliğe sahip tımarlı sipahiler yanlarındaki atlı askerlerle savaşa katırırlardı. Bunların tamamı Türklerden meydana gelirdi. Tımarlı sipahiler ordunun sağ ve sol kanatlarını oluştururlar, ordu merkezini yanlardan gelecek saldırılara karşı korurlardı. Anadolu eyaletlerinden gelen askerler Anadolu ordusunu Rumeli eyaletlerinden gelen sipahiler ise Rumeli ordusunu oluştururdu. Akıncılar. Tamamen Türklerden meydana gelen bu grup uçlarda bulunup düzenli bir yapılanmaya sahipti. Ordunun öncü birliklerindendir. Ordunun keşif hizmetini görmek, düşman hakkında bilgi toplamak, kaçan düşmanı kovalayıp çevirmek başlıca görevleriydi. Evet. Deliler Sınırda, sınırlarda ve sınıra yakın yerlerde otururlardı. Düşmana korkusuzca saldırmaları nedeniyle deliler olarak adlandırılmıştır. Gönüllüler. Sınır boyların sınır boylarında oturanlardan meydana gelirdi. Sınırlardaki kent ve kasabaları korumakla görevliydi. Azaplar. Yaya askerler olup ordunun ön saflarında bulunurlar ve ilk hücumu karşılarlardı. Yaya, yayalar, müsellemler ve garipler ordunun önünde giderler yolları ve köprüleri onarırlardı. Bilgin otu eyalet askerleri maaş ya da bahşiş almazlardı. Evet donanma Orhan Gazi zamanında Oğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Osmanlı Devleti'nin ilk donanması kurulmuştur. İlk tersane ise 1. Bayezid zamanında yapılmıştır. Osmanlı donanması hafif ve manevra gücü fazla olan kadırgalardan oluşurdu. Donanmanın başında bulunan komutana kaptanı Derya denilmiştir. Evet Osmanlı yönetimi. Osmanlı Devleti'nde ilk divan sistemi Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olan divanı Hümayun'a Fatih Sultan Mehmet'e kadar padişahlar başkanlık etmiş, Fatih'ten sonra ise Sadrazam yani Veziri Azam başkanlık etmeye başlamıştır. Bu durum divanda konuların daha rahat görüşülmesini sağlamıştır. Evet, divanın özellikleri son söz Padişah'a aittir. Önemli davalara bakıldığı için yüksek mahkeme görevini yapmaktadır. İkinci mahmut zamanında kaldırılmıştır. Şimdi e, divandaki üyelerin görevlerine bakalım. Sadrazam... Padişahın vekili olan Sadrazam vezirlerin en büyüğüdür. Serdarı Ekrem ünvanı ile padişah yokken ordunun başında sefere çıkar. Divana başkanlık etmiştir. Fatih'ten sonra padişahın mührünü taşıyan kişiler arasında yer almıştır. Seyfiye sınıfına me e mensuptur. Vezirler Sadrazam'ın yardımcılarıdır. Genellikle askeri ve siyasi işlerden sorumlu olmuşlardır. Devlet büyüdükçe sayıları artmıştır. Seyfiye sınıfına mensuptur. Kaz asker, kadıların ve müderrislerin atamalarını yapmıştır. Divan toplantılarında büyük davalara bakmıştır. Önceden sayısı bir iken sınırların genişlemesiyle Anadolu ve Rumeli kaz askerleri olmak üzere ikiye çıkmıştır. Kalef, e, kalemiye sınıfına mensupturlar. Defterdar, mali işlerden sorumlu olan defterdar devletin geliri ve giderini hesaplamış, devlet bütçesini hazırlamıştır. Sınırların büyümesiyle Anadolu ve Rumeli defterdar, defterdarları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kalemiye sınıfına mensuptur. Evet nişancı fethedilen yerlerin topraklarını gelirlerine göre devlet görevlerine dağıtmıştır. Divanda alınan kararlara resmi evraklara padişah turasını çekmiştir. Kalemiye sınıfına mensuptur. Şeyhülislam Divanın sürekli üyesi olmadığı için gerekli olduğu zamanlarda toplantılara katılmış ve alınan kararların dine uygun olup olmadığını değerlendirmiştir. İlmiye sınıfına mensuptur. Reisül Küttab ilk dönemlerde nişancıya bağlı olarak görev yapmış ancak zamanla dış işlerden sorumlu hale gelmiştir. Görevleri yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme etmek, bu mektuplara cevap yazmak ve padişahın fermanlarına uygun olarak emirleri yazmaktır. Kaptanı Derya, Kanuni zamanda divanın asıl üyesi olan Kaptan Derya donanma komutanı olarak görev yapmaktadır. Divan toplantılarına deniz seferlerine gitmediği zamanlarda katılmıştır. Seyfiye sınıfına mensuptur. Evet Osmanlı Devleti'nde uygulanan politikalara bakacağız. Devşirme, iskan politikası, istimalet politikası, millet sistemi. Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nde fethedilen yerlerde Gayrimüslim ailelerden alınan çocuklar Müslüman ailelere verilirdi. Bu çocuklar dini ve örfü kurallara uygun şekilde yetiştirilir, zeki olanlar Enderun Mektebi'ne yönlendirilirdi. Diğerleri ise Yeniçeri askeri olarak görev yapardı. İskan politikası Osmanlı Devleti Balkanlarda kalıcılığı sağlamak ve bu toprakları Türkleştirmek amacıyla Anadolu'da konar göçer yaşayan Türkmenleri buralara yerleştirmiştir. Uygulanan bu sisteme İskan politikası adı verilmiştir. İstimalet politikası. Osmanlı'da fethedilen yerlerde uygulanan hoşgörü ve adalet politikasıdır. Osmanlı'da topraklar fethedilmeden önce aptal adı verilen derviş kişiler fethedilecek yerlere gider, Osmanlı'nın adalet ve hoşgörü politikasından bahsederlerdi. Yani topraklardan önce gönüllüler fethedilirdi. Millet sistemi. Osmanlı'da millet ırka göre değil, Müslüman ve gayrimüslim olarak iki gruba ayrılırdı. Gayrimüslimler inançlarını, ibadetlerini özgür bir şekilde yaşayabilmekteydiler. Evet sevgili öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde kuruluş dönemini anlattık. Ee, tabii ki Osmanlı Devleti konu anlatımlarımız devam edecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.